Reklamdan sonra beraberiz. Sevgili seyirciler, Sinan abiyle hala reklamda da Muslera'yı konuşuyoruz. Muslera bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi. Son 30 senenin, yani 30 senenin en iyi kalecisi. Taferellerde de dahil. Bak ne diyorum, Mondragonlar, Taferellerde, Simovic'ler. Hepsinden iyi kaleci. Bence de. Bak, dört dörtlük hepsinden iyi bir kaleci. Bak Muslera tartışmasız hem karakter olarak, kişilik olarak, onlar da Taferelli falan da hepsi iyi çocuktu. Ama Muslera tartışmasız son 30 yılın Türkiye'ye gelmiş en iyi. Türkiye'ye, Galatasaray'a değil. Türkiye'ye. Schumacher'ler falan da dahil mi buna? Ne Schumacher kim ya? Arka cebine koyar Schumacher. Schumacher bitik geldi buraya abi, ne alakası var? Tanışıyor muydun Schumacher'le Sinan abi? Yok, oynadım karşılıklı oynamıştım. Tamam. Golün var mıydı? Yok. Bir an aklıma geldi. Yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak ne diyorum sana, Türkiye'ye gelmiş son 30 sene, 25 30 sene içinde en iyi kaleci, gelmiş geçmiş en iyi kaleci. Bunu Muslera yazalım. Tamam, izleyelim o zaman. İzleyelim hocam. Görelim bakalım ne demiş Fatih Hoca. Açıkçası 3 puandan öte bir 3 puan bu. O kadar basit değil bu. Türkiye'nin en iyi ligin belki en az gol yiyen takımıyız ama yediğimiz bazı goller de bizi çok üzdü. Son dakikalar, son saniyeler. Gereksiz goller. Bugün onun stresini biraz anlayışla karşılamak gerekir. 60'a kadar zaten hiçbir sorun yoktu esasında. 60'tan sonra o psikolojiye girmeleri gayet doğal. Çünkü biz dediğim gibi gerek Şampiyonlar Ligi'nde Brüj maçında gerekse Türkiye Ligi'nde son dakika gollerini yiye yiye bir hayli gerilimdeyiz. Onlara o haleti ruhiye içinde bakarsanız sevinirim. Bir dakikada 3 pozisyon verdik yan toplardan. Onun dışında da pek açıkçası pozisyon verdik bilmiyorum ama ikinciyi de bulabilirdik. Bir saat bence tatmin edici bir oyun oldu. Ama böyle oyunlarda ikiyi bulmazsanız hep sıkıntıdasınız. Şöyle de düşünebilirsiniz. Donk'u koyuyoruz stopere, stoper değil. Adem'i koyuyoruz santifora, santifor değil. Böyle bir imkan içerisindeyiz. Hiçbir zaman da şikayet etmedim ama dediğim gibi Galatasaray takımına bu anlayışı da göstermek lazım. Bugün 3 puan, 3 puandan çok öte bir şey. Beyaz sevim sevim gelmez. Bir oyuncuya bağlamamak dediğinizde ama hocam bugün sanıyorum maçın adamı seçilse katılır mısınız bilmiyorum, tartışması Muslera olurdu gibi geliyor bana. Onun üstün formunu, bugünkü performansını siz nasıl değerlendireceksiniz? Takımda bu kadar stres varken o sanki daha tersine formunu daha da arttırmış bir şekilde görünüyor. Galibiyette büyük rol oynadı. Onun için neler söylemek istersiniz? Muslera sadece bu maçta değil son maçlarda çok da iyi gidiyor maşallah. Bugün ama tavan yaptı bence. Tam bir takım kaptanı gibi takımını da kurtaran kaptan diyebiliriz. 94 dakika full konsantre oyuna kazanmak için bütün arkadaşlarını da devamlı idare eden, geriden ikaz eden tam bir kaptan gibi artı çok önemli de kurtarışlar yaparak, evet ben de sizin gibi maçın adamı seçerim. Yarın sabah oynamayanlara antrenman var. Diğerleri rejenerasyon yapacak. Pazartesi günü bir taktik idmanı, salı günü Paris'e gideceğiz. Çarşamba oynayacağız. Perşembe geliyoruz. Cuma kampa girip cumartesi oynuyoruz. Arkadaşlar bizde hiç şikayet etmiyoruz. Allah bize hep 3 tane maç oynatsın haftada da. Ama yaptığımız plan içerisindeki arkadaşlarımızın büyük bir bölümü 8 tane 10 tane sakat çok kolay tolere edilecek bir şey değil. Ama Allah'a şükür o yüzden bugünkü çok önemli değil. Her maç 0-0 başlıyor. Hiçbir maç ümitsiz oynanmaz. Bir küçük ümit de varsa o da kovalanır. Kolay değilse de uğraşılır. Büyük efor sarf edilir. Oradan sonra bakarız olur veya olmaz ama hiçbir maça ne teslim olarak çıkarız ne ümitsiz çıkarız. Onun için elimizden gelen neyse yapacağız. Evet, Fatih Hoca taban yaptı diyor Muslera için. Abi söylüyorum Muslera yani için. Avrupa'da da Muslera, Barcelona kalecisi Terşik yani ondan da iyi. Ben sana söyleyeyim. Ne o şeyin kalecisi? De Gea da iyi. Yani Loris'ten o şeyin ne o? Tottenham. Tottenham'da. Dünyanın
en iyi, hani en iyi kalecilerinden ilk 5'e de sokarım. En iyi Barcelona'nın kalesini de veririm. Manchester City'nin de kalesini veririm. Liverpool'un Alisson'undan da hepsini daha iyi. Hepsini veririm. Abi Karius işte Liverpool dedi. Evet. Abi bizim Karius da kötü kaleci. Ben Karius'ta geldiği günden de beri söylüyorum. Karius'u Beşiktaş taraftarı bir benimsese. Evet. Bir benimsemedi, anladın mı çocuk? Yani her kaleci hatalı goller yer. Ama yine söylüyorum. Dünyanın en iyi takımının kalesini ben Muslera'ya 2 sene önce bunu da söylüyordum. Yine söylüyorum. Yarın da söylüyorum. Ne kadar hatalı gol yerse desin. Ama bir geçmişe bak. Muslera ile Galatasaray'ın kaç tane şampiyonluğu var? Sinan abi. Hep şimdi saçma sapan bir şey başlattılar. Buğra çıkarsın Galatasaray'ın Muslera'nın kaç tane şampiyonluğu var? Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Onu bize bir söyleyiver sana zahmet. Sinan abi saçma bir şey var şimdi. Futbolda yeni adetler çıkardılar. Muslera'nın çok iyi olabilmesi için, Avrupa'da iyi oynayabilmesi için ayaklarını çok iyi kullanması lazım. Kardeşim önce kurtarsın da. Abi her yerini kullanıyor. Muslera ayaklarını değil her yerini kullanıyor. Kafasını, omuzunu, diziyle kurtarıyor, belini, sırtını, ayağıyla kurtarıyor. Poposunu. Her yeriyle, Ertem, yani Muslera bütün uzuvlarını kullanıyor. 5 şampiyonluk Muslera. Ne demek işte, ya? Bak söylüyorum. Türkiye'ye gelmiş en iyi kaleci diyorum. En iyi kalecilerden biri değil. En iyi kaleci. 5 şampiyonluk. Ve bu şampiyonluklarda %70 payı var. %70. Vay vay. Çok kritik toplar kurtardı. Çok kırılma anları var. Maçı döndürmüştür. Net olarak söylüyorum. Net olarak söylüyorum. Muslera ayaklarını falan filan kullanması falan çok önemli değil. Oraya işi bırakmıyor zaten. Muslera vücudunun bütün uzuvlarını işte omuzuna çarpıyor. Oraya girişi çıkışı. Ha bir de şansı da var. O şansı da iyi kalpli olduğu için. Sinan abicim hep bir sözüm var senin. Ha bu arada onu söyleyeceğim ama şu tam ekran versenize. Galatasaray mı? Arkadaşlarım diyor ki çok tweet geliyormuş, bir daha gösteririm size, getireceğim. Tamam. Galatasaray. Galatasaray Spor Kulübü. Bilmiyorum ama bir kulüp düşünün. Bir maçtan sonra, hani bu bir Şampiyonlar Ligi maçı değil. UEFA Avrupa Ligi maçı değil. Dünya Kupası'nda oynamış kalecisini kutlama mesajı değil. Alanya Spor karşısında galibiyetin mimarı Muslera. Normalde gol atan futbolcu böyle kutlanır falan ama takım halinde diye, ama bir kulüp düşünün. Bu akşam işte ekranda gördüğünüz bu mavi tıklı Galatasaray Spor Kulübü Muslera'yı alkışlıyor. Bu hani tarihe geçecek bir tweet'tir belki. Hani çok öyle hani basite indirgenmemesi lazım. Kaç şimdi sene, Sinan abiye dönüyorum. Diyor kaç ki, sene sonra Muslera kaleciliği bırakır. Muslera'ya Taferel der ki bundan sonra eğer isterse Muslera bundan sonra kaleci antrenörü olarak sen devam et. Galatasaray'da. Hı hı. Şimdi kaç senedir Taferel yapıyor değil mi? Evet. Ayrıldı. Ayrıldı. Hı hı. Şimdi kim var? Şimdi kim Galatasaray'da yine kaleci Taferel antrenörü? Taferel geliyor gidiyor. Yok Taferel yine geliyor gidiyor ara sıra. Fadıl? Ama geçen seneye kadar da şeydi. Fadıl Koşutan. Fadıl Koşutan. Ama hep geldi gitti geldi gitti. Var ya. Abi şey ne Taferel var, ben biliyorum, arada da geliyor. Geçen seneye kadar da vardı. Yanılmıyorsam. Tabii tabii tabii. Vardı ama bu sene. Çıkıyor, ama geliyor, geliyor geliyor. Hemen geliyor, veririm abiciğim. Hemen veririm bak. Ama eldivenleri teslim ederim diyorsun. Hemen. Kaleci antrenörü. Antrenörlüğü. Eğer futbolu nasıl Volkan başladı, Muslera'ya da aynı şekilde hemen başlatırım. Çünkü çok büyük bir kaleci. Ve ayrıca da altyapı kalecilerini buna çalıştırırım. Dur. Ertem. Evet. Evet. Altyapı kalecilerini de Muslera'ya çalıştırırım haftada bir gün. Altyapı kalecilerinin Muslera ile antrenman yapması ne demek biliyor musun? Şimdi. O kaleciyi nasıl havaya sokar biliyor musun Ertem? O kaleciyi nasıl havaya sokar biliyor musun altyapı çocuklarını? Şu Muslera ile çalışması. Beni ekrandan alır mısınız? Onun için burada yani bu Muslera'dan etinden sütünden faydalanmak lazım. Her türlü faydalanmak lazım. Nasıl hatırlayın? İşte ben aynısını şeyini o şey için de söylüyorum. Atiba için de söylüyorum. Atiba için de söylüyorum. Atiba da ileride eğer futbolu bırakırsa Beşiktaş'ta mesela Atiba'yı altyapıyla başlatırım. Altyapıyla başlatırım. Şimdi yani, sevgili seyirciler Instagram'dan bize bol bol yazabilirsiniz. Bol bol Instagram'dan Sinan abiye ve bana yazabilirsiniz. Galatasaray'da Muslera için inanılmaz. Şu anda diyorlar ki Muslera futbolu bırakırsa ne olur? Aman Muslera bırakmasın, 100 yaşına kadar oynasın falan. Yani inanılmaz bir destek var. Oğlum kaç yaşında oğlumuz Muslera'nın oğlu?
Kaç? Muslera'nın oğlu. Oğlunu da yetiştirin. Oğlunu hemen altyapıdan başlatın Muslera'nın oğlu. Kaç yaşında oğlu? İkinci. 3 yaşındaymış. Bir de yeni oldu galiba. Ya, bir tane de yeni mi oldu? Yeni oldu tabii. 2 tane var. 2 tane var diyor. Ah işte. Maşallah. Ay, maşallah. Ya. Maşallah. Daha ufakmış Ertem. Tamam. Yazalım bunu. Sinan abinin, Sinan abi oğlunu diyor ki hazırlayın. Kardeşi yetiştirin. Oğlunu yetiştirin. Oğlunu yetiştirin ama Ertem sesini. En önemli şey bak şunu söylüyorum. En önemli şey. Muslera'yı altyapı kalecilerini çalıştırsın. Belki çalıştırıyordur bilmiyorum. Yani Ali abi, Ali Yavaş altyapı sorumlusu. Bilmiyorum ama Muslera hakikaten çok önemli bir figür. Türkiye için çok önemli bir figür. Arkadaşlar hangi maçtı Muslera geldi Fatih Hoca'ya bir şeyler anlattı. Hangi maçtı o maç? Trabzonspor maçı geçen haftaki evet. Maç. Geldi bir teknik direktör gibi Sinan abi. Anlattı oyun için. Bir şeyler anlattı. Fatih Hoca kimi dinler ki normalde? Hasan Hoca'yı dinlediğini görmedim hiç. Yani görüntüye yansımıyor. Muhakkak dinliyordur. Ümit Hoca'yı dinlediğini görmedim. Yani ekrana yansımıyor ama geldi Muslera sağ kenarına kadar. Fatih Hoca'ya bir şeyler anlattı. Sonra Galatasaray 20 dakikada ablukaya aldı Trabzonspor kalesine. Abi Galatasaray bak dediğim gibi Galatasaray yani çok etkili değil mi? Yani? Hacı'nın yaptığı şeyleri yapıyor şu şimdi anda. Şimdi Fatih Hoca diyor ki hızlı film çekilsin yanlış diyor. Yanlış mıyım Buracığım? Hızlı çekim yapasın, film hızlı çekilsin diyor. Bir an evvel o devre arası gelsin diyor. Bir an evvel. Şu an devre arasının gelmesini bekleyen en çok arzu eden kişi Fatih Terim. Ekrana kalsın o. Ne Ersun Yanal ne Abdullah Avcı. Şu an Fatih Terim bir an evvel devre arası gelsin operasyonu yapayım. Onyekuru. Bir an evvel Onyekuru'ya formayı vereyim. Yani işte Mariano'yu gönderecek. Muhtemelen Lines başlayacak. Luyendam'a dondurulacak. Yerine adam alınacak. Lines falan. Dönecek mi Sinan abi? Bence Lines'i döndürecekler. Mariano'yu satacaklar galiba. Sinan abi Lines'in bence tribüne gönderilmesinden sonra Mariano'nun performans düşüklüğü olmuş olabilir mi? Hani şimdi Lines olsa Mariano diyecek ben, ki arkamda Mariano Lines niye bu kadar, bir forma savaşı olurdu. Ben Mariano niye bu kadar kötü oynuyor onu anlayamıyorum. Şu, işte bundan dolayı olabilir mi? Arkasında Lines olsa acaba? Yani hala anlayamıyorum. Ayrıca bir rekabet olsa. Ben de en büyük çok şey. Çok mu kendisini en büyük şey, yalnız gördü? Yani Galatasaray belki isimleri mi biz fazla büyütüyoruz Ertem? Olabilir. Yani Galatasaray hani. Olabilir. Ulan, bu Enzonzi nasıl kötü oynar? Ya bu seri niye böyle? Ya bu Lemina daha iyi olmalı. Bunlar fazla büyük isim mi? Bence yani biz ligimizi fazla biraz küçültüyoruz. Bunlar Avrupa'da oynadılar. İşte bizim ligimizde daha iyi oynamaları lazım. Doğru. Rakiplere dalga geçmesi lazım falan düşünüyoruz acaba. Aa, ona abi, mı abartıyoruz? Bir şey söyleyeceğim ama bak. Şimdi ikinci haftada mı neydi? Sen burada biz konuşurken dedin ki hatta ilk hafta Rasim'e söyledin. Hiç unutmuyorum. Bu adam sakat. Enzonzi bir sene geçen sene niye oynamamış diye senin İtalya'daki... Abi Enzonzi bir de çok yavaş. Bir mesaj Ertem, gelmişti sana. Çok yavaş. Niye geçen sene Enzonzi sakat diye bana yavaş. Söyledin kaç maç oynamış Ertem, çıkart diye. Bir de çok yavaş. Yani tamam iyileşirsin ama stil olarak çok yavaş. Yanındakiler de yavaş olduğu için Galatasaray takımının genel oyuncu yapısı yavaş. Çok çabuk agresif bir takım değil Galatasaray. Evet. Dikkat et oyunculara. Donk diyorsun yavaş. Mariano eski sureti yok. Yok. Dönüyorsun aynı şekilde seriye bakıyorsun... Lemine'ye bakıyorsun. Böyle çok böyle agresif bir takım değil. Hızlı bir takım değil. Ya bu takımda Selçuk İnan da oynar. Enzonzi kadar. Ben sana söyleyeyim. Ama maalesef Galatasaray taraftarı Selçuk'a homurdanıyor ama Enzonzi'de ben Enzonzi'den aşağıda değil. Ya Ertem. Ya Mevlüt. Oğlum berber misin? Transfer komitesi başkanı mısın? Galatasaray Taliska'yı ve Arda'yı kesin aldı. Onyekuru da net alındı. Belanda satıldı. Net iyi yayınlar Beyaz TV için. Berber misin? Sen şu Muslera'nın tıraşını bir sene bedava yap Mevlüt. Unutma bunu. Bir açıklama yap. Fenerlisin gerçi sen. Bu arada sevgili Rühan ve ekibi şu anda bütün Rühan, Erdi Yapım bizi seyrediyor. Rühan Durola, Erdi Durola, Savaş hepsi beraber sevgili Savaş abi. Hepsi beraber 40 Yalan filmi var. 20 Aralık'ta sinemalarda 40 Yalan filmi. Çok güzel bir film. Sinema filmi muhteşem. Hamdi abi falan da oynuyor orada. Çok güzel bir film. Mutlaka tavsiye ediyorum. Kapanırken vereceğim. Şimdi sevgili seyirciler. Falcao'nun tamam verelim. Falcao'nun şampiyonlukla ilgili açıklaması. Sinan abicim grafik olarak ekrana geliyor. Ha bu arada gelmesin dur. Gelmesin Onurcuğum 7 numarayı birazdan verelim. Sevgili seyirciler. Şimdi bunu Sinan abiye de soracağım da Sinan abi zaten hani
Ona da komik gelecek, onun için hiç nefesini yormadan cevaplıyorum. Galatasaray'ın attığı penaltıda hiçbir sıkıntı yok. Gol olmuş çünkü. Evet. Yok sahanın içerisinde herkes girmiş. Ceza sahası içerisinde herkes girmiş. Gol oldu mu değerli, iptal olmuyor. Bitti. Gol olduğu zaman bu yeni çıkan devamlı çıkarıyor, bu güncelleniyor kurallar. Gol olduğu zaman tekrarlanmıyor arkadaşlar. Bu kadar. Anladın mı yani, gol olmasaydı tekrarlanıyor maalesef. Böyle yani. Her hafta enteresan bir şey. Haberimiz olmuyor bizim. Güncelleniyor. Haberimiz olmuyor. Haberimiz olmuyor ama güncelleniyor. Evet. Şimdi getirelim ekrana. Diğer taraftan 7 numara gelsin şimdi sevgili Onurcuğum. 7 numara görelim. Galatasaray'da şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp gol kralı olmak istiyorum. Hepsini de yaşayacağıma inanıyorum. Galatasaray'da şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olacağına mı? Yavaş. Yoksa Türkiye'de mi gol kralı? Yavaş. Ligdedir o bence. Şampiyonlar Ligi'nde değildir çünkü mantık çatışması oluyor. Anladım. Hepsinde yaşayacağıma inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Gol kralı olmak istiyor. Türkiye'de sağlıklı bir oyna. Yavaş diyorsun. Ha. Sağlıklı bir oyna önce arkadaş. Önce bir 90 dakikada bir arka arkaya tamamla, gol kralı olursun. Önce bir Galatasaray yönetimini bir kurtar Ertem. Oo. Önce bir Galatasaray yönetimini bir kurtar. Sakat alındın mı, bilmem ne mi oldun falan söyleniyor. Önce sen bir sakat alınmadığını, buraya sağlam geldiğini, erken hızlı tempoyla oynadığını, erken dediğim gibi vücut hazır değilken fazla yük bindi sana ve dolayısıyla bundan dolayı lüksetti vücudun işte nedir? Bir takım tendiritlerde işte ne o kronik bir takım şeylerin vardı, onlar lüksetti. Onun için senin burada yapacağın arka arkaya bir oyna bir görelim. Boş ver senin şeyi, gol kralı olmanı. Bu sene bir oyna bir görelim. Bir 5 tane de at. Değil mi Ertem? Bir görelim arkadaş, bir oyna. Değil mi Ertem yani? Bir temizle yani. Temizle yönetimi falan, bir rahatlat. Sinan abi. Beckham'ın takımı da istemiş. Evet aynen. Çocuk Galatasaraylıymış küçükten beri, gördün mü? Falcao Galatasaraylıymış, çocukken Galatasaraylıymış. Aferin çocuğa. Peki. Artık yavaş yavaş homurdanmalar başladı. Nerede? Yani şimdiden... Bana hep derler ya, sen Fatih Hoca'yı çok seviyorsun, hiç eleştirmiyorsun. İşte üstlerde Fatih Terim tişörtü giyenler, Fatih Terim sivitişörtü giyenler falan filan. Onlar bile artık Fatih Hoca'yı, niye hocam bazı konularda yanlış yapıyorsun, eleştiriyorsun. Ne yapıyor mesela yanlış? Yanlış çalıştırıyorsun diyenler başladılar. Yanlış çalıştırmaz. Buna katılıyor musun Sinan Fatih abi? Fatih Terim yanlış çalıştırmaz. Fatih Terim'in de yanında kondisyonerler var, herkesin kondisyonerleri gibi. Yanlış değil. Takımın, şunu söyleyebilirsin. Takımın oyuncuları... yavaştır. Çok atletik bir takım değildir. Bunu söyleyebilirsin. Ama çok Enzonzi'yi ne kadar hızlandırabilirsin? Bu kadar. Seriyi ne kadar hızlandırabilirsin? Yani bu ayrı bir konu Ertem. Şimdi şey takımı, Sivas takımı çok mu hızlı bir takım? Yok. Değil. Ama doğru oynuyor. Fatih Hoca'yı şurada eleştirebilirsin. Takım yanlış oynuyor. Doğru oynuyor. Takımın kötü oynuyor, doğru oynamıyor. İşte bundan dolayı eleştiriyorlar. Fatih abi, arkadaş, Fatih Terim'in takımı da bir sene kötü oynasın ya. Her sene Fatih Terim mi şampiyon olacak ya Ertem? Her sene Fatih Terim mi olacak? İki sene oldu arka arkaya yani. Fatih Terim demek şampiyon olmak demek. Fatih Terim'in kötü olma lüksü yok mu? Var. Fatih Terim'in takımının kötü oynama lüksü yok mu? Fatih Terim'in takımını golleme lüksü yok mu? O da olsun, biraz da Fatih Terim. O zaman ligde ne oldu ki? O zaman ligde bir dengesizlik var. Fatih Terim, o zaman herkes Fatih Terim'i transfer etsin. Şampiyon olma garantisi var desin Fatih Terim. Öyle hiç olur mu? Yani ne alakası var? Fatih Terim'in de eleştiriliyordur. Ama ben şurada eleştiririm Fatih Terim'i. Transferler doğru değilmiş demek ki derim. Kötü transferlermiş. Şimdi niye? Kariyerlerine bakılıp alındı. Bunlar burada oynuyorsa Türkiye'de haydi haydi oynar diye burada yanılmışız. Galatasaray'da yanılmış, biz de yanılmışız. Bu transferleri kim yaptı? Fatih Terim yapıyor. Fatih Terim ekip yapar. Yani Monaco'da çok iyi oynayan bir şey, ne o çocuk? Falcao diyorsun. Değil mi? Evet. Burada oynamadı. Ama bir Onyekuru müthiş oynuyor. O da bir şans meselesi. Bugün Fatih Terim Onyekuru 2 ay önce anlaştırar. Onyekuru'yu bekliyor Galatasaray. Sinan abi Arda geliyor mu? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Zannetmiyorum. Ben Ocak'ta geleceğini zannetmiyorum Arda'nın. Yani çünkü Arda'nın... Ben Arda'nın... Instagram'dan hem seni etiketleyip hem beni etiketleyip çok soruyorlar. Ha, çok isterim gelmesini. Ocak'ta geleceğini zannetmiyorum. Çok erken ama yeni sezonda Arda belki Galatasaray forması giyebilir. Bak, bildiğimden değil. Tahmini konuşuyorum. Yani Arda yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir. Onyekuru Ocak'ta Galatasaray formasını giyer. Bir ay önce söyledim.
Onyekuru Galatasaray forması. Ama Galatasaray'da devre arası önemli işler olacak. Bak ne diyorum? Fatih Terim onun için hızlı film olsun istiyor. Bir an evvel bu film hızlansın. Bitsin devreye girelim. Kaç? 14. hafta. Kaç hafta var? 3 hafta daha var. Değil mi? Aslında 2 hafta oynayacaklar değil mi? Yani Aralık sonunda mı bitiyor 18-19. Aralık 29'da. 29 Aralık'ta bitiyoruz. Aralık. Tamam. Şubat'a kadar maç yok. Yok. Şimdi onun için Fatih Terim ne yapacak? Ah diyecek. Lündama donduralım. Mariano. Hadi kardeşim Lines alalım. Belhanda var mı müşteri? Öteki tarafta Onyekuru bilmem ne falan. Fatih Terim en az 3-4 oyuncu yollayıp 3-4 oyuncu. Bunların içinde Arda katılır mı? Şu an zor gibi görüyorum ama yeni sezonda olma ihtimalin %80'lerde diye düşünüyorum. Peki. Bir reklama gidelim. Gidelim. Reklamdan sonra beraberiz. Reklamdan sonra Sayın Mustafa Fenerbahçe. Cengiz'in röportajı var. Sayın Mustafa Cengiz'in Falcao ile ilgili açıklaması var. Uluslararası Futbol Birliği'nin Falcao ile ilgili açıklaması var. Var da var. Bir de şey var. Sinan abinin şu sözü şu anda manşetlere çıkmaya başlamış. Galatasaray'da Muslera'nın oğlunu hazırlayın diye bir görelim mi oğlunu. Sonrasında da reklama gideceğiz. Reklamdan sonra tekrar geleceğiz sevgili seyirciler. Bir görelim. İşte bu çocuk. Allah nazardan esirgesin. Çok tatlı. Oftan şöyle. Sana selam var. Eşref Saral sana Eşref selam. Eşref abime söyle. Çok selamlar. Oftan Eşref selam sana. Söyle. 30 bir seri. Çok selamlar. Bütün köyde bir seri varmış. Evet. Şimdi çok gidelim reklama reklamdan sonra. Bir de Ersun Yanal var. Bizim Devrim Zengi'ye baktım titi. Bir soru sordu diye saldırıyorlar Devrim Zengi'ye. Ya niye soramaz mı arkadaş? Bir şey söyleyeceğim. Devrim Zengi Ersun Yanal'a soramaz mı? Soru soramaz mı? Böyle bir hayır ya, sorduğu soru 5 tane gol atan takımın teknik direktörüne herkes söylüyor. İyi zamanda herkes sorar. Hayır, şey, kötü hayır, zamanda herkes sorar. Herkes söylüyor Ali Koç'u yollayacak. Ali Koç. Biz bir sürü şeyler biliyoruz da söylemiyoruz. Ben başka bir Devrim'i şey de yedirmeyiz. Devrim istediğinde söyler. Devrim istediği soruda sorar. Sinan hiç abi, konuşmayın. Devrim de iyi Fenerbahçelidir ayrıca. Aynen öyle yani. Fenerbahçe'yi tartışanlar Devrim Zengi'nin bile Devrim kadar da Fenerbahçelidirler. Şunu söyleyeceğim. Mariano'yu bugün yayıncı kuruluşta muhabir arkadaş transfer teklifleri alıyorsun. Bundan dolayı performansta bir düşüklük olabilir mi? Kafanı karıştırıyor mu gibi bir soru sordu. Arkadaş çok doğru bir soru sordu. Çünkü takım kazandığı zaman bu sorular sorulur. Morali bozuk futbolcuya, morali bozuk teknik adama bu tip sorular sorulmaz. Mariano'nun performansı ortada. Soran arkadaşı ayrıca kutluyorum Bein Sports'un. Ama Devrim Zengi'yi de 5 katı kutluyorum. Çünkü sorulması gereken soruyu sordu. Reklama gidiyoruz.